bütün gelenler zaten katılır. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nermin'in halen devam etmekte olan Galeri İstanbul'daki Günler Üzerimize Yığılıyor isimli kişisel sergisine paralel etkinlik olarak Günler Üzerimize Yığılıyor notlar başlıklı konuşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu isimleri de Galeri'ne ve Galeri İstanbul'a ve Nermin'lere çok teşekkür ederiz. Biraz hani sergiyi ve oradaki videoları kendisinden dinleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Ya önce çok teşekkür ediyorum bu hava şartlarına rağmen olduğunuz için. Önce size sonra da bir saniye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir davet için memnuniyetle kabul ettik. Sergi devam ediyor. Bir aralığa kadar devam edecek. Günler üzerimize yığılıyor. Serginin adı, sergide yer alan videonun adı da Günler Üzerimize Yığılıyor notlar başlıklı bir video. Birazcık bu videoya başlarken, daha doğrusu videodan bahsetmeye başlarken aslında çok minik kendi özgeçmişimle ilgili bir parantez açmak istiyorum. Sonrasında belki işlerin genelinde gösterdiğim işlerin genelinde sizin için daha rahat diğer bir şey olduk aranızda. Yelken mezunum, 3 boyutlu malzemeyle çalışmaya alışırım aslında ama okulu bitirirken, daha henüz bitmemişken bir animasyon stüdyosu kurulum aşamasında yer aldım. Ve bir film orada karakter tasarımı ve animasyon departmanında hem çalıştım hem de ortaklığını yürüttüm. Bu 17 yıldı. 17 yıl boyunca aslında sinema, hareket, video, sahne, ışık işlerinin her zaman bir parçası oldu. Yani bambaşka işlerde, tekniklerde işler yönetsem bunlar aslında hep vardı. Bir şekilde bunları şimdi gösterdiğim son sergide yer alan video üzerinden de devam edecek olursak son sergide aslında birazcık daha animasyon olarak cerrahlaştırmışken ama daha öncesinde daha farklı teknikleri birleştirdiğim işlerden biriydim. Önce bu videoyu size göstermek istiyorum. Sonrasında üzerine devam edeceğim. Sergide yer alan, sergiyle beraber benim düşünmeme imkan sağlayan bir takım notlar vardı. Bunu aslında sergiye çalışırken tutmaya başlamıştım. Yaklaşık bir yıldır aldığım notlar var. Bu notların içinde bu videoda da gördüğünüz bir takım parçacıklar var. Onlardan birazcık bahsedebilirim. Notlar, çizgiler gölgelerinin içinde. Bizim süremediğimiz düşen ışık, loşluk ve keskinlik. Birinin gölgesi diğerinin iskeleti bazen kendi noktasını beğen. İç içe geçen karanlık, belirsiz bir inşa hali, bir yıkıntı, bir ritim. Dağılan, kendisini bulan, yerleşen parçalar içinde boşluğun takibi. Bizim de parçacığın hayali, gölge umudu, gölge bilmişlerinin çok kullandığı bir malzeme. Yerden yükselen, incelen, hoş mekanlar, yollar, çarpışan köşeler, buluşan köşeler, sevilmen hali, yıkıntı yıkılacak içe bakan bir görüntü, çerçeve çoğu üst üste kendine doğru eksilen boşluk ve yığın. Ki yığın aslında bu serginin ana cümlelerinden bir tanesiydi. Altında olmadığım zaman güzel bir şey olabiliyor ama bugünler biraz öbür geçimde benim olarak bence hepimiz için. Sen
sergiyi görme imkanınız olursa orada aslında çok fazla mekan ve mimari parçacıklarla ilgili araştırmalar var. Bu videoda da aslında sergideki kullandığım her bir parçanın ya da işte o duyguya hizmet eden her türlü öğeninliği hareketli halinin araştırılması, bunu bir animasyon videoya dönüştürürsek ne yaşayabileceğinizle ilgili bir takım araştırma görselleri var. Bu hareket durumu aslında benim için her zaman çok önemliydi. Bunu kontrollü olarak yaptığınızda bu bir animasyon oluyor ama şimdi bir örnek göstermek istiyorum size. Bu da geçen sene Dark Deep and Darkness and Splendor diye bir sergi oldu. Galeride siyah konusunun işlendiği bir sergiydi. Burada daha farklı bir hareket göreceğiz. Gece oluyor, gündüz oluyor. Karşısında bir tane siyah bir puf vardı ve insanlar bu pufla oluyor.
aslında bu şu içinde bunu izlediler uzunca bir süre. Konularının başında geliyor aslında sahne, ışık ve hareket. Diğer işlerimi eğer biliyorsanız ya da hatırlıyorsanız onu hatırlatmak için söylemiş olayım. Beyaz kağıtları, diğer işlerim derken önceki eski dönem işlerinden bahsediyorum. Beyaz kağıtları kat kat kesiyorum ve onları aydınlatarak, arkadan aydınlatarak genellikle birer sahne olan yeni kutuları inşa ediyorum. Bu iş o bakımdan biraz oraya çalışır bir yerdeydi. Ama bunu insanlar ufak ufak odadan uzaklaşana kadar fark ettiler. Ne zaman ki bu videoyu artık uzun uzun izledikten sonra oradan çıkmaya karar verdiklerinde 70 santim çıkında yaklaşık, yani şöyle küçük bir maketle karşılaştılar. Bu iş bir maketin içinden çekildi. Yaklaşık 70 santim çapında bir maketti bu. Yine tıpkı diğer kağıt işlerinde olduğu gibi bir takım layer'lar yaratmıştım. Ve o layer'lara yine tamamen kameradan bakarak, yani şuraya kameramı yerleştirdim. Yerleştirdiğim parçacıklar kameranın gözünün önünde atıp gidiyordu aslında. Yani olan şey mekanik bir set. Ve o mekanik set aktı ve sadece izlediğiniz şey buydu. Orada çok ciddi bir mikro makro algısıyla öylesini söyleyebilirim. Dolayısıyla da aslında bir oyundu bu ve insanları da bunun içine davet etmiş oldum. Çünkü oradan çıktıklarında o 4 metrelik projeksiyonun hemen ardından karşılaştıkları şey küçük bir nişin içinde dönen en fazla 70 santim çapındaki bu küçük hareketli sahneydi. Bunu genel olarak işlerinde kullanıyorum. Yani mekanik ve aslında elle üretilmiş bir şeyin sonrasında videolaştırılmış hali ya da hareketin o sırada bir fiil deneyimlenmesiyle çok ilgileniyorum. Şu maketten bir iki bir şey daha göstereyim. Belki de anlamlı olduğu bir fotoğraf. Orada öyle görünüyordu yani. Işıklı bir şekilde. Parçaların her birini elimle ürettim. Bunlar da kesilmiş kağıtlar. Başka hiçbir şey değiller. Gördüğünüz gibi ölçeği bayağı küçük. Diskin üstünde de yarık var falan. Evet. O disk, Plexi değil disk. Plexi'de de incecik böyle yarıklar vardı. Ve burada da kameradan kontrollü bir şekilde kendi sahnemi buldum aslında. Ve onu da her seferinde aslında kamerayı hareket ettirip parçaların büyüklüğünü tekrar ayarlayarak, bazen yer değiştirerek, yoğunluğunu arttırarak. Ekran yine ışıklı, tıpkı diğer ışık kağıt kutu işlerde olduğu gibi ışığı böyle yavaş yavaş kısıp gece yapıp sonra işte yavaş yavaş açıp gündüz yapıp ama o da bana yani yine teknolojik bir şey kullanımda. Böyle bir takım bir set aslında. Yüksek gelirim hakları bana böyle çocukken arabaya giderken yürür gibi burada da aynı efekti. Evet. Bu işin adı bir yolda. Birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Tatil konulu bir eserliydi bu. Lütfen bahsetmeyiniz. Bu işin bir yolda çünkü yola çıktığın andan itibaren yolda tatil bir parçası gibi geldiği için bana en azından çok kişisel bir yaklaşım var. Yolu da işin içine katmıştım. Tatil bir parçası yapmıştım. Ve onun dışında iki tane algı vardı. Bir tanesi içinde olduğumuz yani daha makro ölçekte bunu deneyimlediğimiz bir an. Bir de ondan uzaklaştığımızda o maketin içinde olma hayali, bu birazcık da o anlamda duygusal bir süreç bence. Yani hepimizin öyle oyunu olmuştur herhalde küçükken. Yani bu maketin içinde olmak istiyorum ya da işte o küçük arabayla oynarken yaşadığımız duygu da muhtemelen onun gibi bir şey. Birazcık o tip bir oyunu tekrar aslında hani davet etmek ve onu birazcık insanlara tekrar yaşatmak gibi ama benim orada ilgimi çeken şey aslında bu tür bir deneyim peşinde değil.
işlerimde genel olarak bir şey söyleyebilirim. Sahneleşmesinden hoşlanıyorum. Yani burada şunu fark ediyorum aslında kendimle ilgili. Muhtemelen bu bir kurgu, kurgu merakı. O anlamda çok belgesel işler değiller hiçbir şey. Kurguluyorum. Yani set neyse seti yaratıyorum. Konu neyse onu birazcık bilerek gerçekçilikten uzak olarak tekrar inşa etmeyi seviyorum. Ve o ikili duyguyu yaşatmayı seviyorum. Yani ya bu bulmuş, mikro makro ölçekliği aslında hani insanların gidip gelmesinden hoşlanıyorum. Birazcık daha geçmişteki işlere doğru devam etmek istiyorum. Mesela 2011'deki kişisel serginde yine kağıt işler yapmıştım. Şöyle bir kağıt işte bu. İstanbul silüeti hissettiğimiz dairesel, belki bu gözüyle çekilmiş gibi, ama daha yukarıdan çekilmiş bir duyguya hitap eden bir bakışla üretilmiş bir İstanbul silüeti. Ve bu oldukça stilize bir şey, yani gerçekçilikle hiç ilgisi yok aslında. Burada ilgimi çeken de bir fiil deneyimlediğimiz, işte ayda bazen bir kere deneyimleme şansımız olan işte bir ay olayı, yani bir doğa olayı bulmak. Bir projeksiyon yaptım. Gerçekçi çalışılmış bir dolunay aşamalarını bu yarı transparan görselin arkasına yerleştirdim. Ve o bir fiil orada dönmeye devam etti. Taş,
yeter. Hatta işte şu bir tanesi daha açıklaydı ama o da kuytudaydı oldukça, belinin kuytu bir yerinde. Polisler, takım köpekler böyle ton dizinin üzerinde duruyorlardı. Ateş tuğlası ve kağıt. Ya bunların her birinin aynı ölçekte olduğunu düşünecek olursak eğer, konu ne kadar farklı olursa da olsun, yine böyle dizideki bir fotoğraf algısını harekete geçiriyor. Yani benzer bir ölçekten hepsini görüyoruz. Ve yine bir sahte de var. Dönerken çekildiği için burada dönen bir işti.
ve durmuyordu yani. Hep dönüyordu. O yüzden de ya ışığı yapmıyordu ya dönmemesi gerekiyordu. Dönerken çekilmişti. Onda da iç içe kesilmiş İstanbul silüeti ve hani alışık olduğumuz aslında ne bileyim binalarmış ama bir yandan mesela işte bir makas da var. İşte bir arada detayı olmaması gereken bir yerde, bir tekne olması gereken bir yerde gibi. Bu benim o zamanlar 2000 yılında yani işte biraz da gençken hoşuma giden bir şeymiş. Bunda da başka bir şeyin peşindeydim ve yine bir mekanik olarak acaba ben bu algıyı nasıl bir oyun haline dönüştürebilirim? Kat kat kesilmiş şehir silüetleri var artık. Buna okey alıştım yani ben de acaba. Bir şey daha katmak istedim. O da yine küçük bir işti bu yani çok büyük olmayan şöyle bir işti ve dolayısıyla detayları da aslında çok rahat uzaktan görebileceğiniz şeyler değildi. Ben buna yine manuel yöntemlerle bir mercek eklemiştim. Bu mercek sayesinde ölçek birdenbire çok değişiyor. Yani biz öyle görünmüyor ama aslında değişiyor. Bu bizim uzaktan aslında aldığımız bayağı etkileyen bir şey oluyor. Küçük bir görüntü oraya giriyordu, büyük. Hatta işte bir keşerek devam ediyordu ve sonra tekrar küçülerek bizden uzaklaşıyordu şeklinde. Bundan yine başa dönecek olursak eğer, aslında orada hatta şu 2013 şimdiki gibi yani algının aslında hani ayarlarıyla oynamaya çalışıyordum elinden geldiği kadar. Yani aslında küçük olduğunu bildiğimiz bir görüntünün büyük halini izletiyordum. Gerçekçi falan da değiller. Yani onu tercih etmiyorum ben.
Belki oradır çocukla o zaman diyelim. Yani bunu bilmiyorum ama yapmaya çalıştığım şey var anlamda sanki. Belki o olur yani diyebilirim. Çağrıştırdığı şey. Başka soru varsa işlerin üstünden mutlaka mi? Ben şeyi merak ediyorum aslında. 2015'teki sergide destavların üstünde, kütlerin üstünde, üç boyutlu etrafında önebileceğimiz birkaç açıdan izlerinden, daha geniş açılarından, etraflıca izlerinden çıkarmak. Bu beni çok, yani çok etkilemiş. Sergi görmüş mü? Sonra bu sene kiler daha şeye geçti, duvara geldi, yani düşene geçti. Bu geçiş kararı ve bu geçişteki kararlar. Yani haklısınız. Nasıl yani acaba? Yeni bir adı verdim. Tabii, yani şöyle bir şey. Aslında animasyon menşeinde olduğumu yine söylemek zorundayım. Bir de bir terk eden ne olduğunu söylemek zorundayım. O araştırmalarda insanın kafası hep geziyor yani. Birini yapıyorsunuz ama gönlünüz öbüründe de kalıyor. En azından benimki öyle. Çok ayran görmüyorum yani. Hepsini neden yapmak istiyorum? Sırayla yapıyorum öyle söyleyeyim. Bunları yaparken aslında o hep hoşuma giden animasyon sahne, üç boyutlu böyle birazcık nereden temas eder falan. Çok da özlediğim işte küçük metal kaynaklar yapmıştım bu sergide. Böyle küçük mekanik metalları dönmüştüm falan. Yani şey gibi. Büyük atölye motorum olsa büyüğünü yapacağım ama yok çölüm sahneleri yapmak falan gibi böyle bir heykel arzumu aslında gıdıklayan bir şeydi ve bu sergide öyle bir takım sahneler yapmıştım. Bir sürü de özlediğim farklı malzemeyi tekrar bir ellemiştim yani işte bunun içinde yine hep kullandığım kağıtta var ama şey var yani şimdi polyester var mesela son derece gerçekçi bir araba çalıştırmak istedim çalıştım yani çünkü özlemiştim. Ama bütün bunların hepsinde değişmeyen tek şey yine o sahne ve ışık. Bende yer ettiğim şeye denk geliyor olması. Yani malzeme değişiyor. Bence değişmesi de çok güzel. Çünkü ben sıkılıyorum kendime. Ama hemen hemen yapmak istediğim, ima ettiğim şey değişmiyor. Yani onu da araştırıyorum. Değişteysin diye de araştırıyorum aslında ama sonunda bakıyorum ki yine sen neler yapmışsın. Yine bir ışıkla beslenen şeyler yapmış. Mesela şimdi ilk sergide ışıklar çok sert aslında. Öyle olmasını istedim. Çünkü ben onları evde küçük aydınlık salonda yapmıştım. Ve günün her saati o gölgelerin yeri değiştikçe ben böyle hakikaten kahveyle oradan öne gezip çok keyfime bakmıştım. Yani harikaydı. Onları galeriye asınca hiç öyle olmadı. Çok böyle soft ışıklar, böyle asker gibi oldular. Ondansa ben son derece keskin ışıklar olsun. Hani bu soft yerde gezmesin de ben olsun. Ve baktığın zaman aslında orası da yine sahne. Yani yine sahne, yine yapay ışık, yine bir kurgu peşindeyim. Yani o yüzden de malzeme değişiyor. Değişecek de inşallah bir sonraki sergiye bambaşka bir şey yapıyorum. Ama işte mal değişmiyor diyebiliriz yani. Yani algı çok da değişmiyor sanki. Ya da bildiğim için en azından şimdiye kadar böyle oldu. Ama çok da farklı örnekler gösterdim işte. Mesela mürekkep işi benim için de çok yepyeni bir şey yani. Çok bir şey çok yaklaştım. Ama hani bir canlandırıyor. Şimdi mesela onunla ilgili başka fikirlerim var. O yoldan üretilecek. Ve yine kendi işlerini işleyebileceğim. Böyle bu duvardaki işlerin oradan çıkıp da başka bir yere gittiğinde sizin kurguladığınız ışık ve üzerin dışında kendi ışığına kavuşması. Ama çok iyi geliyor. İyi geliyor yani. Yani oraya özel olarak yeniden bir ışıklandırma yapmak falan gibi bir şey olur. Çok isteyen birisi olursa olabilir. Daha doğrusu zaten bunu talep eden birisi olursa bir şeyi fark etmiş demektir. O zaman bir yüzde olmak istiyor ama. Kendi gölgesinin kendi ışığının olması da iyi işin. Yani onu belediyeden alıp sonra böyle son derece soft bir ışığa asan birisi memnun bir orada yaşamaya devam ediyorsa ona çok bir müdahale bulunmam herhalde. Ama bir yardım isterse yardım edelim. Yani kendi fikrimi söyleyelim aslında. Bu duvar değil de şurası daha iyi falan. Ya da şuna bir düşük ışık mı dersin? Bir şey yapalım yani. Cimbileşir o kesin.
galiba o şeyle alakalıydı. Gün ışığının var olmamasıyla alakalıydı. Galeriye hani hiçbir şekilde dışarıya açık bir pencere olmadığı için öyle bir hareket oluşmuyordu. Çünkü senin elinde gördüğümde de ben hani o sürekli sabah gördüğüm ve akşama doğru gördüğüm şey çok değişiyordu. Ve o beni sen çok mutlu ediyordu her seferinde. Yani çok yükseltiyordu yani. Tam tersi ne? Yani iktidarda kalmadı ben de çok seviyordum. Çünkü işte o relief yani. O meclisi durum gücü o yani. Orada mesela o hafif splaş işlerde şey var. Tek başına bağımsız duran hakikaten böyle 2 milimlik yüksekliğin geliyor olmayan işler var. Yani bunlar büyük bölgesi olduğu 24 saat. Her tarafta dairesel dönem. Adam iki alıyor benim de kahvemde. Orada izliyorum yani çok. Benim için doğru bir şey yapıyordu o sırada. Galeride de hani buna yakın bir iş yapmaya çalıştık olabildiği kadar. Ben şu anda bölgede çalışıyorum. Yer yer biraz parlıyor ama bölgelerde başka bir çalışıyorum. Aslında bir sıkma alan saatleri adına da çok güzel bir şey. Sürekli değişen. Biraz öyle evet. Yani benim evde öyleydi. Davetlerinden bir tanesindeki bir buradaydım. Orada da yine manuel bir
bir şey yapmıştı böyle mekanik bir ömüre. Bir tane inek yaratan bir kadraj vardı ve konu itibariyle döndükçe orada duran ve her seferinde bize güzel resim veren dört bölümden oluşuyordu. Tamamen moraldi. Ama bir kadrajdan bahsettik yine. O kadraj sayesinde yine çıplak gözümüzü ağlayabildiğimiz, diğer taraflarını da görebildiğimiz ama elimizde olmadan kadraja yoğunlaştığımız sahneler vardı. Sonrasında bir iki yakın arasında bir İlyar Yavcı'yı küratörlüğünü yaptığı bir vapur sergileri olmuştu. Vapurdur ve vapur aynı zamanda da çalışırken bir sergi yapmıştı. Orada da bir tane şey yapmıştı. 150 santim uzun, yüksekliğinde değil bir kutu ve bir delikten içeriye baktığınız yani biraz hafif teşhirlik duygusunu tıklayan delikten baktığınızda da yarı transparan malzemeyi deyip değdiği zaman netleşen ve sonra değmediğinde flu ya da şu yavaşça kaybolan vapur denizin dalgalar tamamen mekanikti. Ama aslında baktığınız zaman çok uzak bir yerde değil yani. Kullanmayı tercih ettiğim malzemeyle yaklaşmaya çalıştığım sonuç arasında aslında bayağı bir paralellik var. Başka malzemeler de mümkünlerinde olur ve eklenir yani bence. Başka ne söylesek? Orman'da çok sevdiğim bir şey yok ama size şöyle hareketlisini mi istersiniz? İstek çalıştırıyorum. Onun sesini kısmen bu 3D yoksa verildiği aralığın daha iyiydi çünkü işte şu kadrolar bizimle oldu maalesef. O yıllarda Instagram'da herhalde bir kızı çıkmışız. Yüksek kaliteli şeyler. O bir çokmuş gördüm bu derin bir yani. O bayağı bir yedik ki yok. Sony falan bir şeydi aslında ama böyle bu kadar çekilmiş. Tüm niye tercih projeksiyon yazdırmıyordum çünkü. Şey, teknik olarak biraz. Biraz da atmosferik olarak daha pasiflik bir şey yapıyordu yani. Olabildiği kadar katmanlar içinden ışık aslında ölüyordu ama türü örtünce daha da atmosferik bir şey oluyordu. Bir de projeksiyon içinde bir yüzeye ihtiyaç vardı yani. Yoksa çok kesilerek devam ediyordu. Animasyon kariyerini tamamen niye bıraktın? Ya nasıl bir süreçte? Tamamen bıraktım. Tamamen derken o 17 yıl sürdüğünde sonra nasıl bir... Aslında şöyle bir şey. Profesyonel anlamda diyorum. İşte tam oradan cevap vereceğim. Tam olarak orada istediğim şeyi bir süre sonra yapamamaya başladım. Yani işleyiş bakımından profesyonel bir şirketti ve oranın dönmesi için bir takım mecburi hareketler vardı yapılması gereken. İşte bir sürü insanın başına dönmesi için çok da aslında bütün mesaini vermek istemediğim işleri alıp yapmak durumunda oluyordum. Bir süre sonra orası büyüdü ve kontrolden çıktı büyük bir yer oldu. Kendi projelerini yapmaya hiç kimsenin sadece benim değil, zamanı ve enerjisi kalmamaya başlamıştı. Teknik olarak asla en sevdiğim şey yani daha çocukken animasyon yapmak isteyen biriydim. Sinema, video olan bağlar yüzünden de kendi görsel anlamına yakın bulduğum için de en çok bağlayan yerleri vardı ama bir süre sonra o mesainin karşılığını duygusal olarak tamamlamaya başladım. O kısmını bıraktım aslında. Yoksa aslında yapmak istiyorum. Ama daha başka çok şey kendi projelerime ve aynı yönde yoksa şey bitecek gibi görünmüyor yani şimdi böyle görünüyor. Şirketi bıraktım. Çok kişiye ulaşmak mümkün galiba animasyonlarda. Daha yaygın. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bizim yaptığımız işler televizyonda yayınlanan ekran filmleri. Öyle olunca da zaten böyle şey çok da anmaya da çok gerek var ama çok meşhur animasyon karakterlerini yarattım yani. Böyle deyince insanların gözü parlıyor ama aslında o bir yani reklam sektörünün bir parçası ve aslında bambaşka bir şey yok. Hala paralamak asla istemem çünkü bu sayede çok fazla şey öğrendim. Yani bütün bu gördüğümüz işlerde aslında bu bilgilerin
çok sağlam bir şey var, aktarım var. Onlar olmasaydı ama bu son sergideki günler üzerimize yığılıyor notlar, biliyorsunuz ki slow motion kısmı beni çok heyecanlandırıyor çünkü aslında çok yapmak istediğim bir kısmı o bahsettiğim fazla karakterize etmeden çok konu gerekiyorsa edeceğim o sergi için o video da öyle bir duruma ihtiyaç yok. Nereden eklenmenin kısmı bilmiyorum. Ancak ekliyorum ve şu anda da çok heyecanlıyım çünkü sanki daha başka şeyler de gelecek. Oradan da senin durumuna, soruna belki cevap verebilirim. Belki bu kadar iki boyutlu öfret resimler olmak zorunda değiller. Oradan da belki biraz heykel destekleyici böyle daha üç boyutlu animasyonlar da olabilir diye de çok aslında heyecanlıyım. En azından onu iyi geliyorum şimdi. Ben 2015 sergisinde sanki böyle insan, yani canlı figürler vardı diye hatırlıyorum. İnsan demeyeyim ama insan da vardı diye hatırlıyorum sanki. Yoktu. Yoktu. Külek vardı. Gerçekten. Canlı olarak külek vardı. Onun dışında da hani çok aynı anda başka bir yer. Bir sürü başka peyzajdan bahsediyordu. İşte bu manzaralar, bir kısmı hayali, bir kısmı gerçekçi manzaralara göndermeler şeklindeydi ama çok şükür hepsi yine kurguluyordu. Belgesel bir şey yoktu. Ama yok, bir şeyin figürü, insan figürü yoktu. Canlı yaşamda bir tek bir tek figürü. İnsana ait şeyler var. İnsana ait şeyler var. Arba var, işte ima eden işte ağaçlar, işte direkleri vesaire. Şimdi bir tanesinde o şeyin kalesi var vesaire. İnsan figürü olarak yer almaklar. Doktor da aynı geldi. Evet. Acaba karayüz mü diyor? Evet, çok da anlamlı bir kez. Yani animasyonun ilk örneklerinden ve bayağı uzun bir yani. Ben yani, çok sıkıları sevdim ama çok da saygı duyuyorum. Ama güzeldir yani. İyi de bir örnek. Yani senin eserlerinde bir örnekle ilgili var. İşte Ceylan annesi. Evet. Beyin kırılıyor. Hep böyle bir duygusal şey de var. Evet yani. Belki de animatif taraftan gelmiş. Animasyonlar. Olabilir. Olabilir. Ben bir şey sorayım. Tabii ki. Şimdi mesela hep bahsedecek gösterdiklerinde hep bir değiştirsem de hani gerçekçi bile olmasa bir şey var. Ağaçları işte şehrin ağaçları şu. Ama mesela Duru'da ben Duru'da aslında bu sergide hiç aslında bir yere kendi başımıza gelecek bir şey yok. Yani kendimiz hayal edebiliriz belki bir şeye benzetebiliriz. Oradaki şeyleri. Ama direkt bu işte belki ben, evet, ben bu bilmem ne diyebileceğimiz hiçbir şey yok mesela. Aslında bu açıdan evet, sanırım tamamen farklı bir şey. Aynen, daha soyut bir yer. Yani sadece böyle gölge ve işte heykelim çizildiği ya da işte o çizgi, onun gölgesi, o boyutlar dışında senin o kağıtla kesişin ya da bir şeyler sana yani karakteri falan var mı bir şey yoksa tamamen bir şey var. Gölgesini işte o şeyinde falan. Karakter, evet, bir karakteri etmeme çabası var aslında. Evet, biraz daha soğuk gerçekten karakter. En soğuk. Baktığında ağaç işte, önemli diyebilecek bir şey yok gerçekten. Orada da aslında biraz ona uğraştım, daha soğuk olmasına uğraştım. Yani işte bir hakikaten sadece nekiler var. Dünyaya geldiğinde bir açıdan baktığında bir şey bildiriyorlar. Başka bir açıdan baktığında bildirmiyorlar. O zaman da başka bir şey çıkıyor, gölgesi vesaire. Ya orada da aslında bu sergideki şu sergideki kağıt var ya, evet, notlar. Onun bayağı çok ciddi bir önemi var bence. En azından benim için öyle. Çünkü orada da gerçekçi bir şeyin tarifi, yani gerçekçi değil de daha soyut bir şeyin tarifi var. Tıpkı işlerde gibi. Ve ya orada bir sürü insan mesela işte, o yığınlarda bir herkes şey dediler, sandalye. Değil, sandalye parçası var diyorum yani. O da bizim gözümüzde yani tercihden geçiyor. Biz de artık baktığımız şeyleri bir şeylere benzetiyoruz. Yani her birimiz ayrı ayrı bakıyoruz. Onlar da gelip gördüğümüz formlarda örtüşüyorlar. Biraz daha anlamda görüyoruz. Ya da mesela yarın böyle işler vardı. Yine bir mekan tarifleri gibi. Yani baktığın zaman ev diyemezsin ona. Yerine ne diyemezsin. Ama işte ikulenin bir parçası da var orada vesaire. Ama onlarla ilgili takım kış boyunca kolajlar da yapıyorlar. Yani kolaj şuna gidiyor. Sen de yeniden vücudunun
var olmayan bir bilgiyle eklentilendiği andır gibi başlıyor. Yani bir anda sorgulaşıyor iş ama aslında çok yabancı değil. Yani. Biraz onlar açıkçası. Doğru, bu sen biraz daha sorgulaşıyor. Ama serginin adıyla her şeyi somutluyorsun bir taraftan da. Evet, evet. Üzerimize geliyor. Evet. Çok somutlayıcı. Evet. Senin tabir kullanmak gerekirse karakterize edici bir evet. Şey. Bütün onları her şeyden önce yığın olarak görüyorsun. En hafifinden. Evet. Aynı zamanda geniş, duygusal, toplumsal bir şey de getiriyor sana. Bir bunu amaçladın mı ya da ne kadar amaçladın diye soracağım. Bir de sorunların çoğunda da gördük tabii senin işlere bakınca. Seyircide uyanan duygusal tepkiye çok imkan veren işler bunlar. Onların kaçta kaçını istiyorsun, kaçta kaçını istemiyorsun. Gelen tepki, duygusal tepkilerin senin için burada anlattığın teknik şeylerin dışında ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yerinde olduğunu düşünüyorsun. Memnun musun o durumda? Senin tarzın iş yapan insanlar da hep bunu çok merak ediyorum ben, seyirci olarak. İlk soruna cevap vereyim. Günlerimizde bize yapıyor. Aslında hoşuma giden bir isim oldu çünkü birazcık az önce Zeynep'in söylediği, o biraz fazla her şeyin soyut olduğu bir yerde bir yandan birazcık atılmayıcı bir şey olması benim hoşuma gitti. Doğrusu ben buna ihtiyaç duyuyorum yani belki soyuta geçiş olduğu için kendi adıma böyle bir şey benim de ihtiyacım vardı. Çünkü yığın kelimesi çıkmıştı serginin daha ilk başında. O kelimeyle böyle de direkt örtüşen bir şiirin bir cümlesi olduğu için de dedim bu olur çünkü çalışıyorlar beraber. O kısımdan bilmiyorum. Tepkilerin büyük kısmını doğru buluyorum işlere yaklaşımlarında. Bir kısmını biraz eksik buluyorum. O da benim oraya duygusal olarak yerleştirdiğim şeyin paylaşımında benim eksik ima ettiğim bir şey olabilir mi acaba diye. Yani hani bir şey yapıyorsunuz. Bir kısım gerçekten çok sevdim. Doğrudur. Hani kovulan köpek gördüğünde kim bir çiftmez. Hani. Bazen ondan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Birçok kez öyle düşünüyorum aslında. Bunlarda mı? İşin kendisine. Diğer işlerde. Yani diğer işlerde kendi o bahsedilen işte. Yorumla ilgili. Yorumla ilgili kısımda. Aynen öyle. Ama bir yandan da bu çok karşılıklı bir ilişki biçim. Yani bunu yorumlayan kişinin kendi kişisel bakışı almasından da bahsediyoruz. Yani o da bir şey hissediyor. Ve kendi dünyasına bir şey söylüyor. Genel olarak ben bir şey memnunum. Çok yabancı şeyler duymuyorum. Duymak istediklerinin tamamını duymuyorum. Orada ben bir şey belki tam olarak koyamamış olabilirim ya da işte eksik yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Genel olarak görüyorum da. Neler duymak istiyorsun deneyeceğim de neler görürsün istiyorsun? Ya mesela işlerdeki hassasiyet tonajının biraz daha fazla seçilmesi hoşuma gider. Teknik olarak. Zanaatkar. Duygusal da olarak. Yani çünkü İş olarak benim işlerimde biraz daha zanaat kısmı işliyor. Bu bir gerçek yani. Benim öyle bir algım var. Yani işte ben hani not alırken bile ince gibi yazmaya çalışıyorum. Yani karakterim öyle işte defterlere bakarsan hızlı bulursun kendimi. O birazcık benim algım dediğim bir şey ama. Orada hani şu hareket var ki yani. O canım benimden biraz daha fazlası olabilir aslında. Hani onunla ilgili bir algıyı aslında belki de az hissettiriyorum. Ya da belki öyle hissettirerek bunu izleniyorum. O da olabilir yani. Seyirci okuyama ben. Seyircinin benim okuyaması. Ha seyirci de. Ama her zaman okuyamaya devam edin. Koyla. İki yılda öyle bir sorun yok. Yani. Ama her zaman okuyamaya devam edin. Bir mesafe de var işlerde. Evet. Yani evet. Öyle bir taraf da var. Var. Evet. Ama öyle işte. Ama öyle oluyor. Ama şey genel olarak memnunum yani. Ama doğru mu? Sahneler var mı? İlla izletiyorum yani. Ama işte o 2000 önce şimdi bazen birazcık da olsa içine sokmaya çalışıyorum ama çıkarken de diyorum ki tam içine girmişsin bak o bir sahneye. Yani öyle de bir şey var. O da işte olmuyor yani.
Evet, bu mecazi hiç olmadı. Sergi galiba dönem 2015 sergisi mi diyoruz? 2015 sergisi. Orada bayağı bilinçaltı, çocukluk falan öyle bir yere gidiyordu sergi galiba. Şu sergisi. Bu mu? Galiba şu dönem şeylerin üzerinde siz onların Çünkü bir taraftan böyle çocuk yataklarının yanına konan şeyleri hatırlatan, lambaları hatırlatan bir şey. Tuğlanın üstünde. Işık kullandı. 2015 sergisi siz duymaz mısınız? 2015'teki Zilber mi? Yok, Zilber'e değil. 2 sergisi. Bana şey de geliyor yani bu söylenenlerle beraber olarak bu... Ya bu benimle ilgili bir problem, o yüzden içeri gitmeyeceğim şu anda ama bu mesela hani naif yorumu beni hep böyle çok... Bir kere hemen durdurup sonra da bütün antenlerimi ve dikenlerimi hafif çıkaran bir yorum. Belki tam anlamadığım için naif çok şey ve az bir şey hani ifade ediyor ama şey gibi de geliyor, senin bu çizgiye doğru gitme halin son sergideki. Yani bununla son sergi kıyaslayınca iyice insan hani aman Allah'ım bütün figürler nereye gitti, bu sahne nerede diye düşünüyor ama aslında o geçişleri görüyorsun mürekkeple görünce falan hafif. Yine de hızlı bir geçiş. Ve acaba hani onunla da alakalı bir geçişin diye havaya biraz soruyorum senin geçişin adını nasıl? Evet. Bu kadar hani çizgiye geri gitme hali, bu figüre ve komikliğe ve karaktere giden bir tarafım var. Onu başka bir tarafa çekmek için, hani belki oradan bir taraf başka bir tarafa sokabilmek için. Belki buradan yırtarım. Bilmem çünkü içeride çok karanlık şeyler de yapıyorsun. Veya bir karanlık arzun var ya, hani onu daha iyi mi çizgiye doğru, abstrakta soyutta ifadesi var acaba? Ya olabilir çünkü aslında şöyle bir şey var, hakikaten bu mesela en naif bilme görünen işlerde de aslında ya mesela bu köpek bir şöyle yeni işin içinde uymuyor mesela beton dolu yani o 2015'teki sergide terk edilmiş beton bir futbol sahasının kenarında bir tane oturuyor ya sıksak oturulur mu da orada oturuyor ya da işte aynı sergide karanlıkta yine kaldırımda olduktan ne diyoruz? Çünkü kaldırımda demir parçaları, işte takım şeker arası objeler, parçacıklar var. Onların orada pek de böyle sağlıklı görünmeyen arkadaşlar öyle takılıyorlar. Yani aslında çok mesut, böyle bir öyle bir durum yok ama orada karakterimiz itibariyle, kurduğumuz bağ itibariyle hissettiğimiz şey çok insani, çok güçlü, çok güçlü. Ki bu da yani problemi değil bence. Ama hepsindeki ortak nokta şu ki, yani bunu da öyle yani bunu sadece gündüzde bırakmadım. Geceye de düşünmek istedim mesela bu videoyu ki bu işte gündüz gözüyle gördüğümüz aman ne kadar güzel devriyeler, arka arkaya tepecikler bunlar ne? İyice siyah düşsün, gölgeler iyice kararsın. Ve aslında hani biraz bizi tedirgin eden bir görsele de gitsin çünkü bugünün gecesi de var şekilde. Peşinde koştuğum etki yine aslında çizgi, gölge, silüet o anlamda hani bunu sanki üzerinden bu iş üzerinden böyle anladım ama mesela geçen seneki mürekkep işinde iyice siyah bir ışık yaptık. Siyahta işte hafif bir suya siyah mürekkep dökerek ve mümkün olduğu kadar az aydınlatarak oldukça soyut yine gölgedekinin hani peşinden gittim. Hani o işte sonuçta bence özellikle bu sergideki işlerle konuşan bir iş, yani son sergideki işlerle konuşan bir iş olmuş oldu. Dolayısıyla aslında adım adım biraz değişim gösterdi. Neyi düşünüyorum? Kendi içinde tutar bulunuyorum ama bir anda da çok çarpmış. Başka soru var mı?